Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge Topçu. Beni tanımayanlarınız varsa ya da ilk kez videolarımı izleyenler varsa, iki kere Türkiye şampiyonluğu olan bir milli sporcuyum. Sertifikalı bir fitness eğitmeniyim. Bugün sizlerle çok iddialı bir başlıkla geldim. Ama iddialı olmasıyla birlikte aynı zamanda doğru olan bir başlıkla geldim. Burada bir kandırmaca yok. Herhangi bir yalan yok. Anlatacağım her şey %100 doğru olan, denenmiş, uygulanmış ve başarıyla sonuçlanmış şeyler. Tabii öncelikle şunu anlatmakta fayda var. 5 günde 3 kilo verebilirsiniz. Ama bu vereceğiniz kilo tabii ki de yağ değildir. Yani 5 günde 3 kilo yağ yakmanızın imkanı yoktur. Peki 5 günde tartıda 3 kilo azalmak, aynada daha ince durmak, kendinizi daha fit, daha sağlıklı ve hafif hissetmek nasıl mümkün olabilir? Tabii ki vereceğiniz şey, yani atacağınız şey vücuttan ödemdir, yani sudur. Bu 5 günde 3 kilo kaybetme olayı hepiniz için geçerli olmayabilir. 5 gün dediklerimi uygulayıp 1 kilo vereniniz de çıkabilir. 5 gün dediklerimi uygulayıp 5 kilo vereniniz dahi olabilir. Öncelikle bunu net bir şekilde anlatmak istiyorum ki akıllarda soru işareti kalmasın. Videonun başında aynı zamanda söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Lütfen bu anlatacağım şeyi uygulamadan önce herhangi bir karaciğer, böbrek, işte tansiyon, şeker vesaire bir hastalığınızın olmadığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir hastalığınız varsa anlatacağım bazı şeyler sağlığınıza zararlı olabilir, yapmanız size zarar verebilir. O yüzden ne olursa olsun eğer ki sağlıklıysanız bunları yapın ve gerçekleştirin. Bunu burada videonun en başında belirtmek istiyorum. Vücudumuzda su tuttuğumuzda el bileklerimiz şişebilir, ayak bileklerimiz şişebilir. Kimimizin yüzünde, kimimizin karnında, bacağında, kalçasında çok farklı bölgelerde ödem tutabiliyoruz. Ödem dediğimiz şey aslında dokularda sıvı birikmesidir. Bu dokularda biriken aşırı sıvı sizi rahatsız eder ve dışarıdan belli olmaya başlar. Herkesin ödem tutma şekli birbirinden farklı olabilir ve herkesin vücudundaki ödem oranı farklı olabilir. Şimdi örnek vermek gerekirse çok fazla spor yapan, çok sağlıklı beslenen, temiz beslenen bir kişiyi ele alırsanız bu kişideki ödem oranıyla işte hiç spor yapmayan, hareket etmeyen ve sürekli işte paketli gıdalar yiyen, rahat beslenen kişiler arasında bir fark olacaktır. Yani iyi beslenen ve spor yapan kişiyle kötü beslenen ve hareketsiz olan kişinin vücudundaki ödem farklı olacaktır. Aynı zamanda fazla kilosu olan kişilerdeki ödem oranıyla yağ oranı normale daha yakın ya da normal olan kişilerdeki ödem oranı da farklı olabilir. Bunları unutmamız gerekiyor. Benim anlatacağım bu 5 günlük uygulamanızı isteyeceğim şeyleri eğer ki fazla kilonuz varsa, kötü besleniyorsanız bu aralar, kendinizde bir şişlik hissediyorsanız uyguladığınızda gerçekten söylediğim kiloyu verebilirsiniz, fazlasını verebilirsiniz. Ama vücudunuzdaki ödem oranı fazla değilse atacağınız oran bu kadar olmayabilir. Yani burada bir kandırmaca yok aslında. Dediğim gibi 5 günde 5 kilo da zayıflayabilirsiniz tartıda. Bu tamamen sizin vücudunuzla, ödem oranınızla, yağ oranınızla, beslenme tarzınızla, beslenme geçmişinizle, spor geçmişinizle alakalı bir şey. Mevcut durumunuzla alakalı bir şey. Kendimden örnek verecek olursam yarışma dönemlerimden sonra, podyumdan indikten sonra çok fazla 3-4 gün kadar istediğim her şeyi yiyerek geçiriyordum. Ve o dönemde mesela 3-4 günde 5 kilo bile alabiliyordum. Bu alınan 5 kilo yağdan alınan 5 kilo değil. Çok katı beslenerek, çok iyi antrenman yaparak, kardiyo yaparak gelip vücudumdaki bütün suyu atarak podyuma çıkıyorum, yağı atarak podyuma çıkıyorum. Ondan sonra, oradan indikten sonra tuzlu, şekerli, yağlı gıdalar tükettiğimde tabii ki de vücudum birdenbire deri altına su toplamaya başlıyor. Yani dokular arasında aşırı bir sıvı birikmesi oluyor ve dışarıdan karnım, işte yüzüm daha şiş durmaya başlıyor. Bu kadar kısa sürede alınabilen bir ödem bu kadar kısa sürede de atılabilir aslına bakarsanız. Ödem atmak yağ yakmaktan çok daha kolay bir şeydir. Amacınız eğer kilo vermek, yağ yakmaksa zaten ilk etapta ödem atarak başlamanız sizi hem vücudunuzu rahatlatacak hem motivasyonunuzu arttıracak. Öyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki
5 kilo yağ fazlanız var ama vücudunuzda 3 kilo da ödem var. Yani aslında tartıda 8 kilo azalmanız gerekiyor. Tabii bunu da tam olarak bilemeyebilirsiniz ama öyleymiş gibi düşünelim. Siz öncelikle o 3 kiloyu verdiğinizde, ödeme attığınızda en azından hem tartıdaki düşüş hem aynada daha ince görüntünüz ve kendinizi hafif hissetmeniz yağ yakma sürecine başlarken de sizi hem motive edecek hem de vücudunuzu rahatlatacaktır. Bu anlatacağım şeyleri 5 günden fazla uygulamanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. 5 günlük bir detoks gibi düşünebilirsiniz, bir şoklama gibi düşünebilirsiniz. Anlatacağım şeylerin hepsi bu tarz şeyler olacak. Ödemin sebeplerini saymamız gerekirse, daha demin bahsettiğim gibi aşırı tuz tüketimi, şeker tüketimi, çok fazla paketli gıda tüketmek, hareketsizlik çok önemli bir sebep. Kadınların adet döneminde tabii ki vücudu çok daha fazla su tutuyor, bu da bir sebep. Bununla birlikte kullandığınız herhangi bir ilaç varsa bu da vücudunuzda su tutabilir. Hasta olduğunuz dönemler, hastalandığınız dönemler, herhangi bir grip bile geçirirken ya da geçirdikten sonra vücudunuzda yine ödem oranı, su oranı artabilir. Bunların hepsi birer sebeptir. Bir tane su tarifi, bir tane çay tarifi vereceğim. Bunları aralarda bildireyim. Ve akşam öğününüz yerine yemenizi istediğim bir tarif vereceğim. Akşam öğününüzü yemeyip onu yiyeceksiniz yerine. Ve 5 gün boyunca şimdi yapmamız gereken kurallarla başlayalım. Neler yapmamız gerekiyor? Birinci kural, kesinlikle paketli gıdalardan uzak duruyoruz. Mümkün olduğunca sade besleniyoruz. Nedir sade beslenmek? Paketli gıda derken yani tavuk bulyondan et bulyona ya da dışarıdan satın aldığınız et sularına, sebze sularına, salçaya, domates sosuna bunların hiçbirisi olmayacak. Tabii ki abur cubur, fast food bunları zaten saymıyorum bile. Bunların hiçbirisi kesinlikle olmayacak. Paketlenmiş gıdaların hepsinden uzak duracağız. Mümkün olduğunca protein ağırlıklı bir beslenme yapmaya çalışırken lif oranını çok yüksek tutacağız. Yani birinci kuralımız paketli gıdalardan ve fast food'dan uzak durmak. İkinci kural, bunlardan uzak durduğunuzda belki yemeğinize de çok fazla tuz atan bir insan değilsinizdir ancak fark etmeden aldığınız sodyuma dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten sürekli yemeğine tuz eken biriyseniz öncelikle bundan vazgeçmeniz gerekecek. Tuz miktarını sınırlandırmamız gerekiyor. Sıfırlamaktan kesinlikle bahsetmiyorum. Lütfen bilinçli olalım. Vücudumuzun sodyuma ihtiyacı var ancak fazlasına ihtiyacı yok. Pek çok besinden de yediğimizde sodyum alıyoruz. Bir de ekstra her yemeğe kendimiz tuz ektiğimizde elbette bu işin dozu kaçmış oluyor. Günlük almanız gereken tuz miktarı bir çay kaşığı kadar olabilir. Yani 5 gram diyebiliriz. 5 gramın üzerine hiçbir şekilde çıkmayın. Mümkünse yemekleri yaparken katmak yerine o 5 gramı öğünlerinizde kendiniz göz kararı hani köşeye ayırıp serperek kullanabilirsiniz. Sabah kahvaltısında biraz serpersiniz. Öğle yediğiniz yemeğe biraz serpersiniz. Akşam belki hiç kullanmazsınız, daha iyi olur. Bunu bu şekilde ayarlamanızı öneriyorum size. Ve kesinlikle tuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim üçüncü kurala. Burada yapacağımız şey sizin günlük aldığınız kalori miktarını yaklaşık 400-500 kalori aşağı çekmek. Eğer ki tabii ki bu kişiden kişiye değişmez mi? Elbette değişir. Şöyle örnek verebilirim. Çok iri bir erkekten bahsedelim. Yani 100 kilo, 90 kilo bir erkekten bahsedelim. Bu kişi kalori miktarını 600 kalori aşağı çekebilir ama daha minyon işte 1.55-1.60 boylarında kilosu 50-60 olan bir kadın 300-400 kalori aşağı çekebilir. Bunu birazcık kendiniz ayarlayacaksınız. Bunu da ayarlamanın yolu şudur. Normalde yediğiniz klasik bir akşam öğününü düşünün. Bu öğünden aldığınız kaloriyi biz egale etmeye çalışacağız. Yani akşam öğününü aslında iptal etmiş gibi olacağız. Böyle olduğunda zaten sizin beslenme düzeniniz içerisindeki bayağı büyük bir kısım, üçte birlik bir kısım neredeyse gitmiş oluyor ve kalori açığı yaratmış oluyoruz. Dördüncü kuralımız, karbonhidratı elimizden geldiğince kısıtlayacağız bu süreçte. Yani karbonhidratı hiç almayacağız demiyorum. Karbonhidrat vücudumuza elbette enerji veren bir kaynak. Bunu sıfıra indirmekten bahsetmiyorum. Ancak eğer mümkünse karbonhidratı sadece sabah saatlerinde alacağız. Yani uyanacağız. Mümkünse uyandıktan sonra size tarifini vereceğim suyu içeceksiniz. Aradan bir saat geçtikten sonra kahvaltınızı edeceksiniz. Ve bu kahvaltının içeriğinde karbonhidrat elbette olacak. Size günlük bir enerji vermesi için. Benim burada şahsen önereceğim karbonhidrat yulaf ezmesi olur. Müthiş bir kaynak. Bol lifli, uzun süre sizi tok tutacak bir içeriğe sahip ve
kesinlikle kan şekerinizle oynamadığı için de ani açlığa yol açmayacaktır. Bu yüzden yulaf ezmesi benim gözümde çok müthiş bir besin kaynağıdır. Kilo vermek olsun, sindirim sistemini düzenlemek olsun bu konularda gerçekten çok yardımcı olacak bir besindir. Yulaf ezmesi, yumurta, belki bir parça peynir ve yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı sizin için mükemmel bir kahvaltı olacak. Sadece uyanır uyanmaz yemek yerine 1 saat kadar uyandıktan sonra beklemenizi tavsiye ederim. Uyandınız, vereceğim tarifteki suyu içtiniz, kahvaltınızı ettiniz. Yulaf oranını neye göre belirleyeceksiniz? Yine şöyle düşünebiliriz. Bir kadınsanız 3-4 kaşık yulaf sizin için yeterli olacaktır. Bir erkekten bahsediyoruz. Daha tabii ki de kütlesi yüksek, kalori alımı yüksek bir birey oluyor. Onda da 5-6 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Size hem tok tutacaktır hem de gerçekten dediğim gibi lifli olması sebebiyle bu sürece yardımcı olacaktır. Peki yulafı nasıl tüketebilirsiniz? Benim şahsen tavsiyem yulafı suyla tüketmeniz olur. Yani yulafı bir tavaya koyup üzerine yulafın üstünü geçecek kadar bir su döküp, tabii ki de oda sıcaklığında bir su, sıcak bir su değil, ocakta onu pişirerek yapabilirsiniz. Bu da benim çok çok sevdiğim bir tariftir. Yulafı tavaya koyduk, üzerine üstünü geçecek kadar su koyduk ve biraz kakao, biraz tarçın ektik üzerine. Eğer varsa bu süreç içerisinde zaten kullanmanızın iyi olacağı besinlerden birkaç tanesini de sayacağım size. Chia tohumu, keten tohumu böyle yarım çay kaşığı kadar ektik. Çünkü akşamki öğünümüzde de bunlardan tüketeceğiz. O yüzden yarım çay kaşığı keten tohumu, yaklaşık bir çay kaşığı chia tohumu diyelim ektik. Bunu bu şekilde tarçınla, kakaoyla, chia tohumuyla ve keten tohumuyla biraz pişireceğiz. Zaten suyunu çekip fokurdamaya başlayacak. Ve böylece çok daha lezzetli bir hal alacak. Bunu suyla tüketirseniz günlük yoğurt ve kefir hakkımızı diğer öğünlerde kullanabiliriz. Bize gerçekten bu amaçta yardımcı olacak bazı besinler var. Bunlardan iki tanesi de kefir ve yoğurt. Bunları tüketeceğiz. Tarçın müthiş bir antioksidan kaynağıdır. Kan dolaşımının artmasına yardımcı olur, doku yenilenmesine yardımcı olur, kan şekerinizi düzenler ve bu yüzden tarçını günlük tabii ki de belli bir miktarı aşmadan kullanmanız size çok büyük yardım dokunacaktır. Tarçının toz formunu bu tarz yoğurda ya da işte yulafa ekleyerek tüketebilirsiniz. Çubuk yani kabuk tarçın dediğimiz tarçını da çaylarda kullanabilirsiniz ki yine çubuk kabuk tarçın kullanılarak da yapılan bir çay tarifi de vereceğim burada. Gelelim 5. maddeye. Bu madde çok önemli çünkü ödem atmanın en kolay yollarından bir tanesi su içmektir. Normalde içtiğiniz sudan çok daha fazla su içmenizi isteyeceğim bu 5 gün boyunca. Şunu da unutmayalım lütfen. İçtiğiniz kahveyi, çayı ya da başka herhangi bir sıvıyı, meyve suyunu vesaire kesinlikle sıvıdan yani sudan saymayacaksınız. Bu içtiğiniz sıvılar su yerine geçebilecek şeyler değil. Aksine kahve ve çay içtiğinizde vücudunuzdan su atılıyor daha fazla ve bu yüzden daha da fazla su içmeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde 2,5 litreden az su tüketmeyin. Mümkünse yine bu kilodan kiloya değişecek bir şeydir. Erkekler için kesinlikle 3 litreyi tamamlamanızı tavsiye ederim. Kadınlarda da yine aslında 3 litre tamamlanabilir ama çok çok minyonsanız, hani daha minyon bir yapınız varsa, aldığınız kalori miktarı çok daha düşükse bu biraz daha az olabilir. Yani 2-2,5 litre olabilir ama 3 litreye kadar suyu tüketmenizi %100 tavsiye ederim. Bu 5. önemli su içme maddesinden sonra da size günlük suyunuzun 1 litresini farklı bir şekilde tüketmeniz için bir tarif vereceğim. Çok klasik aslında, her yerde duyabileceğiniz bir tarif. Hem hatırlatmış olacağım hem de gerçekten bunu 5 gün boyunca uygulamanızı isteyeceğim. 1 litrelik bir su içerisine akşamdan 10-15 dal taze nane, 1 adet salatalık kabuklarıyla birlikte doğrayabilirsiniz yuvarlak bir şekilde. 1 adet limonu yine doğrayarak kapağını kapatıp isterseniz buzdolabında isterseniz oda sıcaklığında sabaha kadar bekletmenizi istiyorum. Ardından uyandıktan sonra ilk önce o sudan tüketmenizi istiyorum. O sudan bir bardak içip biraz zaman geçmesini bekleyip öyle kahvaltı edeceksiniz. Bahsettiğim su buydu. Günlük 1 litrenizi bu şekilde tüketirseniz hem aromalı bir su içtiğiniz için çok daha rahat su içebilmiş olacaksınız. Hem de
Bu tarz bir su metabolizmanızın çalışmasına daha da yardımcı olacaktır. 3 litre içmeniz gereken suyun 1 litresini bu şekilde tüketmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. 5 tane madde saydım. Şimdi maddelerden bağımsız olarak gelelim öğlen yemeğine. Sabah ne yiyeceğimizi biliyoruz. Ara öğün olarak eğer yapmak isterseniz bir bardak kefir içmenizi tavsiye ediyorum. Yanında 1-2 tane ceviz tüketebilirsiniz. Geldik öğlen yemeğine. Öğlen yemeğini çok hafif bir şekilde geçirmek bizim için önemli. Neden? Çok hızlı bir şekilde vücudumuzdaki ödemi atmaya çalışıyoruz. Öğlen yemeğinde karbonhidrat almadan ne yiyebilirsiniz? Tavuk göğüs, hindi göğüs ya da balık. Mükemmel seçimler olur. Bunların tabii ki de pişirilme tarzı çok önemlidir. Yağsız tavada ya da balık fırında olabilir. Ama benim en sık kullandığım şey bir tavayı iyice ısıtıp mesela hindi göğsünü ya da tavuk göğsünü sotelemektir. Bunu biberle yapabilirsiniz, mantar katabilirsiniz içerisine. Bu şekilde soteleyerek yiyebilirsiniz. Yanında ne yiyeceğiz diye sorarsanız benim tavsiyem güzel, bol, karışık bir salata olur. Bu salatayı kırmızı biber kullanarak, kapya biber kullanarak, iceberg, marul ekleyerek, roka, maydanoz ekleyerek ki maydanoz burada çok önemli. Günlük olarak belli miktar bir maydanoz tüketmeniz gerekiyor. Çünkü maydanoz vücuttan su attırmaya yardımcı bir yiyecektir. Salataya bir tatlı kaşığı kadar ya da iki tatlı kaşığı kadar ekleyeceğiniz bir zeytinyağı yeterli olacaktır. Yine eğer isterseniz salatanızın içerisine sumak ya da pul biber gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Ve kapya biber bir mucize gibidir. Kesinlikle tüketmeniz gereken bir besindir. Kapya kırmızı biber C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Bununla birlikte mide asidini düzenleyen bir özelliği vardır. Mide asidini düzenlerken de sindirim sistemini destekler. Sindirim sistemi zaten bu süreçte 5 gün içerisinde bizim yoluna sokmaya çalıştığımız önemli bir konu. Sindirim sisteminiz ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar rahat ödem atarsınız ve kilo verirsiniz. Şunu unutmamak lazım, çok söylenen bir söz vardır. Bağırsak vücudun ikinci beynidir. Bu yüzden iyi bir sindirim sistemi sizi rahatlatan ve şişkinliğinizi azaltan bir şeydir. Özellikle kötü bir sindirim sisteminiz varsa ya da hani bu konuda bir sorun yaşıyorsanız bel bölgeniz, karın bölgeniz çok daha şiş olacaktır. Sizin sindirim sisteminizi düzenlemeniz gerekiyordur. İşte bunları destekleyecek besinler zaten benim şu an saydığım bu beslenme düzeni tamamen bu süreci destekleyecektir. Kapya biber de yine bu süreci destekleme konusunda bize yardımcı olacak bir besin. Bu hindiyi yaparken içerisine atabileceğiniz baharatlar yine var. Özellikle yine pul biber ve kimyon kullanımını burada sağlayabilirsiniz pişirirken, sote yaparken. Kimyon yine çok değer verilmeyen aslında müthiş bir baharattır. Sindirim enzimi salgılanmasını sağlar vücutta, şişkinliği azaltır. Bu yüzden kimyonu kesinlikle bu süreç içerisinde beslenme düzeninize eklemenizi tavsiye ediyorum. Sindirim sistemi için bir başka iyi olan baharat kekik. Çok sevdiğim bir baharattır. Yine yaptığınız tavuğa, hindiye ekleyebileceğiniz bir baharattır. Onları eklemek istemiyorsanız salatanızın üzerine bile kekik ekleyebilirsiniz. Yaptığınız salatanın içerisinde dediğim gibi her türlü yeşillik olabilir. Maydanozu ve kapya biberi eksik etmeyin. Salatalık yine kullanabilirsiniz. Bu tarz yapacağınız güzel, damak zevkinize uygun birazcık zeytinyağı dökerek ve saydığım diğer malzemeleri dökerek bir salata, yanında bir et müthiş bir öğlen yemeği olacaktır. Balık seçiminde ise somon, levrek gibi balıkları seçmenizi tavsiye ederim. Hiçbirisi yoksa light ton balığı da yiyebilirsiniz. Bu dönemde light ton balıklı bir salata da yiyebilirsiniz. Eğer ben dayanamıyorum, kesinlikle karbonhidrat yemek istiyorum öğlenleri diyorsanız, çünkü akşam zaten yemeyeceksiniz. Kara buğday, kepekli pirinç, siyah pirinç burada müthiş seçenekler olacaktır. Bunlardan yine abartmadan yiyebilirsiniz öğününüzün yanında. Gelelim akşam öğünümüze. Kefiri bir ara öğünde kullandık. Kaldı yoğurdumuz. Akşamı en sade, en hafif şekilde geçirmek için akşama yoğurtla bir karışım hazırlayarak tüketmemiz gerekiyor. İsterseniz bu yoğurdun içerisine sadece keten tohumu, chia tohumu ekip, içerisine işte başka baharatlar ekleyip, isterseniz pul biber vesaire, o şekilde sadece yoğurt yiyebilirsiniz. Arzu ederseniz
tadını seviyorsanız müthiş bir sebze olan kabağı kullanabilirsiniz. Kabak benim son çıkarttığım e-kitabımdaki yemek tarifleri e-kitabımda da hemen hemen 22 tarif vardı diye hatırlıyorum. Herhalde 10 tanesinde kullandığım bir besin. Buzdolabımda her zaman kabak bulunur. Lifli bir yiyecek, çoğunluğu sudan oluşan bir yiyecek. Aynı zamanda bu sebze kalorisi düşük bir sebze. Ve elbette idrar söktürücü özelliği var. Kabağı akşam öğününüzde kullanabilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? Benim tavsiyem yağsız tavada arzu ettiğiniz bir şekilde kesip halka halka olabilir ya da ortadan ikiye kesip yarım halkalar halinde de olabilir. Tavada yağsız bir şekilde çevirmeniz, biraz öldürmeniz, pişirmeniz. Fazla abartmayın. Yani böyle iyice kabağı suyunu çıkartıp da öldürmeyin diyeyim. O şekilde pişirdikten sonra üzerine yoğurt döküp, pul biber döküp, kekik, sumak, keten tohumu, chia tohumu bunların hepsinden böyle birer çay kaşığı kadar döküp karıştırıp tüketebilirsiniz. Bir diğer tarifim ise akşam öğününüz için protein daha fazla alabilmeniz adına kabaklı yoğurdun yanına bir beyaz yumurta beyazından beyaz omlet olabilir. Yumurta beyazı bildiğiniz gibi çok yağsız, çok saf bir protein kaynağı. Hem protein almış olacaksınız hem biraz daha kendinizi tok hissetmiş olacaksınız yumurta beyazını da yerseniz eğer. Yemek zorunda değilsiniz. Yoğurt miktarını ise şöyle belirleyebiliriz. Bir küçük kase kadar yani 150 gramı, 200 gramı aşmayacak kadar yoğurt yemenizi tavsiye ediyorum. Mümkünse ev yoğurdu yemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki kullanacağınız baharatları, tohumları da buna dahil etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu tohumların hepsi özellikle mesela chia tohumu, bol lifli ve tok tutan bir tohum. Keten tohumu, mümkünse keten tohumunu bu toz formatında kullanın. Minik görüntüsü olan bir şeydir. Onun bir de çekilmiş hali vardır. Daha toz gibi olur. Onu çünkü sindirmeniz ve vücudunuzun onu alması çok daha rahat olacaktır. Öbürünü çok fazla çiğnemeniz gerekiyor sindirebilmek için. Keten tohumu antioksidan özelliği olan ve metabolizmanızı hızlandıran bir besindir. Bunu da yine yediğiniz omlete ya da yoğurda katmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim çay tarifine. Bunu isterseniz öğle yemeğinden sonra akşam yemeğine kadar olan dilimde tüketebilirsiniz. İsterseniz akşam yemeğinden sonra oturup çay keyfi yapmak olabilir bu. O an tüketebilirsiniz. Bu vereceğim çay tarifi benim hem yarışma döneminde kullandığım hem de normal günlük hayatımda biraz ödem tuttuğumu hissettiğimde, beslenme tarzımı biraz değiştirdiğimde ya da bozduğumda, kendimde bir şişlik hissettiğimde kullandığım bir ödem çayı. Mısır püskülü 1 tutam, 1 tutam kiraz sapı, 1 büyük dilim limon, çubuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay. 2 bardak kadar bir suya kaynatıp kettle'da, bunu bir French press'e alabilirsiniz ya da herhangi bir çaydanlığın üstüne alabilirsiniz. Kaynamış suyu bu karışımın üzerine dökeceksiniz ve bu karışımı 15 dakika demlenmeye bırakacaksınız. Bu söylediğim şeyleri normal suyun içerisine koyup sakın kaynatmayın. Kaynamış suyla bekletin ve basın, presleyin. French press'iniz varsa, yoksa dediğim gibi çaydanlığın üstüne koyarak da bunları bekleterek sonra süzerek kullanabilirsiniz. 15 dakika, maksimum 20 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Bu çayı 1 bardak, maksimum 2 bardak içmenizi tavsiye ederim. Zaten 2 bardak kaynamış su dememin sebebi de buydu. Bunu 5 günden daha fazla bir süre kullanmamanız gerekir. Çünkü çok fazla ödem atmaya, su atmaya yönelik bir çay olduğu için, içeriği de buna göre olduğu için fazlası elbette zararlı olacaktır. 5 gün bunu isterseniz öğle yemeğinden sonra bir kere ve akşam yemeğinden sonra bir kere olmak üzere, birer bardak olmak üzere tüketebilirsiniz. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Bu verdiğim çay tariflerinin farklı farklı versiyonları, içerisinde bambaşka şeyler konulanları, smoothie tarifleri, yazmış olduğum smoothie ve ödem çayı tarifleri e-kitabımda mevcut. Bu e-kitabı yazalı da bayağı oluyor zaten. O e-kitabı zaten benden alanlar onun içerisindeki tarifleri uygulamışlardır diye düşünüyorum. Bunlar çok fazla bilinen şeyler ama tabii ki de bilinmeyen ya da çok fazla duyulmamış bazı çay tarifleri de olabiliyor. Bunları nasıl karıştıracağınız, nasıl yapacağınız, nasıl oranlayacağınız, ne kadar süre kullanabileceğiniz çok önemli. İçerisindeki etken maddelerin yani besinlerin
değerleri, içerikleri çok önemli. Bunları bilmek, bunlara hakim olmak, az önce saydığım gibi mesela işte kapya biberden, kekikten ya da işte tarçından bahsettim. Bunları bilmek önemli çünkü bir şeyi yediğinizde ya da içtiğinizde neye yaradığını bilmeniz çok daha hızlı bir şekilde sonuç almanızı sağlayacaktır. Eğer bu anlattığım her şeyi denemeye ve 5 günde 3 kilo ya da daha fazla ya da artık daha az bilemiyorum vermeye karar verdiyseniz öncelikle lütfen aşağıya yorum yazın. En azından buna başlayacaksanız ve yapmayı deneyecekseniz beni bilgilendirin. Yapıp bana lütfen geri dönüşte bulunun. Dediğim maddeleri unutmayın. Elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. Şimdi videonun sonunda tekrar madde madde hepsini oraya yazacağım ve göstereceğim. Daha net olsun diye. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Başka içerikler görmek istiyorsanız aşağıya yorum yazabilirsiniz. Elimden geldiğince çok içerik üretmeye çalışıyorum. Ramazan ayı ile ilgili de iftar, sahur, Ramazan ayında beslenerek nasıl kilonuzu koruyabilirsiniz, hatta kilo verebilirsiniz bununla ilgili, nasıl kas kütlenizi koruyabilirsiniz bununla ilgili bir içerikte de video hazırlayacağım. Şu an onunla ilgili de bir çalışma yapıyorum. En kısa zamanda çekeceğim, birkaç gün içerisinde. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bu dediklerimi uygulayarak, vücudunuzdaki ödemi atarak isterseniz yetişeceğiniz bir şey varsa ya da yapacağınız bir şey varsa ve hani bir tarih varsa önünüzde çok hızlı bir şekilde biraz daha incelmek ve kendinizi daha fit ve güzel görmek istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz herkes evlerinde ve yeme alışkanlıklarımız bayağı değişti. Bizi zorluyor evde durmak. Hepimiz mutfakta daha çok içli dışlı olmaya başladık ve kilo alıyoruz, ödem de tutuyoruz bu sürede. Bunu atmak da istiyorsanız yine bu 5 gün kendinize bunu bir hedef gibi koyarak çok güzel bir şey yapabilirsiniz kendiniz için. Vücudunuzu temizlersiniz, arındırırsınız. Bunu yaparsanız ve uygularsanız lütfen beni bilgilendirin. Sonuçlarını ben de duymak isterim. Kaçamak yapmadan, nefsinizi, iradenizi kontrol ederek sadece 5 gün geçireceksiniz ve 5 günün sonunda çok daha iyi bir sindirim sistemine, çok daha hafif bir vücuda, ödemi atmış bir vücuda sahip olacaksınız. Kendinizi daha hafif ve fit hissedeceksiniz. Bence yapmaya değer, denemeye değer. Kilo verme sürecine de girmiş olursunuz eğer amacınız yağ yakmaksa. Öncelikle bunu yapıp sonra yağ yakma sürecine başlayabilirsiniz. Kanalımdaki 2 tane şekersiz tatlı tarifini de yaparak yine bu süreçten sonra en azından tatlı krizlerinizi tüketmek üzere kullanabilirsiniz. İçerisinde şeker olmadan tamamen doğal meyve şekeriyle yapılan tatlılar hep. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.